Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle baştan anlayabileceğiniz gibi PD2'de kullandığım modlarla ilgili bir video çekme kararı aldım. Bu videoyla karşınızdayız. Umarım keyifleriniz yerinizdedir efendim. Bugün 4 tane mod kullanıyorum. Bu modları size paylaşacağım. Mikrofonun sesini bir tık arttırdım, inşallah sıkıntı çıkmaz. Onun dışında bir tane de Bankcase Cache görev yapacağız. Videoları beğeniyorsanız, beğenip kanala abone olursanız büyük destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden direkt hocam start the heist diyorum. Hocam hangi modları kullanıyorsun derseniz hemen ilk baştan başlayayım. 4 tane mod kullanıyorum dostlar. Biri Free Flight Camera, oyun içinde göstereceğim. Diğeri Keras Tech Reloaded modu. Bir tane de botlarla ilgili bir mod. Bir de şu an HUD'u gördüğünüz gibi arayüzü değiştiren Hotline Miami modunu kullanıyorum. Hepsinin indirme linklerini aşağıdan bulabilirsiniz. Bizzat RAR dosyasını ayarladım hepsini. 4 tanesini de indirip siz de oyun içine atabilirsiniz. Mod kurmayı bilmiyorsanız videonun sonuna sağ üstte karta vesaire koymayı unutmazsam nasıl mod kurabileceğinize dair YouTube'da video çekmiştim zaten daha önceden. Onu gösterir koyarım. Siz de oradan modları yapabilirsiniz. Bugün biraz tuhafım ya. Uykudan kalktım da. Yanlış bir telaffuzum olursa şimdiden kusura bakmayın. Biraz aceleye gelecek bir video. Aceleden çekiyorum. Burada guard var. Şey burada. Keras Tech modu, hemen modlardan bahsedeyim. Hocam botlarla ilgili modun ismi yok. Yani bir ismi yok. İsmi cismi yok. Keras Tech modu sizin birden fazla çantayı aynı anda taşımanızı sağlıyor. Belli ayarlar yaparsanız da çantayı taşırken İstediğiniz gibi özgürce koşabilmenizi sağlıyor. Biliyorsunuz oyunda sadece tek çanta taşıyabiliyorsunuz. HUD modunu anlatacak bir şey yok. Zaten görüyorsunuz nasıl bir mod olduğunu. Tamamıyla arayüzü değiştiriyor. Hotline Miami modunu kullanıyorum. Daha önce kullandığım bir tane daha mod vardı, ismi şu an aklımda değil. Onu tercih etmedim. Bunun da güzel tarafı bu. Yani gördüğünüz gibi. Pager yaparken basılı tutmanıza gerek yok. Oyun otomatik kendisi yapıyor. Bu sayede de sıkıntı çekmiyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, bir tane çanta aldım. Bu çantalarda bu kadar hızlı koşamazsınız. Koşabiliyorsunuz. İşte Keras Stacker'la iki çantayı aynı anda, iki değil sınırsız istediğiniz kadar çantayı aynı anda taşıyabiliyorsunuz. Eğer benim gibi solo oyuncuysanız, burada iki kişi birden varmış. Benim gibi solo oyuncuysanız biçilmiş kaftan sizin için bu. Başka onun dışında ha, Better Boats'muş modumuzun ismi. Better Boats modunun şöyle bir olayı var. Normalde bu İngilizceydi. Ben bu modu güncelledim. Ama çok eskiden güncellemiştim. Oyun o zamanlar daha 100 saat bile oynamıyordum herhalde. Birkaç sene önce güncellemiştim. Türkçe yaptım ben bunu dostlar. Göreceksiniz zaten. Neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Ben direkt Türkçe'ye çevirmiştim. Belki güncelleme, normalde modun olayı zaten şeydi. Better Boats 1.0'dı. Modun ismini ben 1.5 yaptım onu işte. Çünkü dediğim gibi güncelleme yapmıştım. Onun dışında kullandığım diğer mod Keras Stacker. Eyvah. Allah'tan kamera yok. Keras Stacker Reloaded. Hemen şu kamerayı da alayım da rahatlayalım. Onu da göstereceğim şimdi. Hemen pager'ımızı yapalım. Onun dışında Free Flight kamera var. Bir de dediğim gibi Hotline Miami HUD'u. Sadece 4 tane mod var. Hepsini tek bir ara sıkıştırıp indirmeye bırakacağım. Alt tarafta videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi biraz daha gameplay tarzında ilerlediğim için şu abiyi alırsak şey yapacağım. Hani burayı bir temizleyeyim de. Ondan sonra zaten modlar hakkında konuşacağız. Hangi modlar ne kadar iyi vesaire. Şu an Hotline Miami'yi şeyde kullanıyorum, onu söyleyeyim. Direkt kurduğum gibi haliyle kullanıyorum. Yani default halinde kullanıyorum. Fakat çeşitlendirilebiliyor. Bir sürü çeşitlendirme seçeneği var. Bu dert değil. Ama öyle böyle değil. Gerçekten çok fazla çeşitlendirme seçeneği var. O yüzden tercih edilebilir. Başka onun dışında Keras Stacker'daki ayarlarımı göstereceğim. Ne kullanıyorum, nasıl yaptım, ne yaptım, ne ettim olayına. Bunları da vurayım. Camı kırdık. O zaman rush. Burada hemen şeye vurmak lazım bunları. Bunlarda panik butonu var. ECM Jammer kullanıyorum ben Hacker Perk ile. Jammer basabiliyoruz kısa süreli sürekli ama o panik butonlarına işe yaramıyor ama temizledik, güzel. Bunun şeyini atayım. Tamam, pager hakkımız da bitmiş. Yani pager hakkımız bitmiş demek yani. Herkesi öldürdük demek. Haritada 2-3 tane NPC var. Biraz onları vuracağız. Orada da drillimiz çalışıyor olsun. Şimdi onun dışında ha, biri burada zaten. Vuramadım tabi. Selamünaleyküm kardeş.
Keres Stacker'da ayarları dediğim gibi gösteririm. Hotline Miami'de onun dışında bu arayüzün alayını değiştirebiliyorsunuz. Tavsiye ediyorum bir bakmanızı. Ben uğraşmıyorum, sadece ben görünüş olarak istiyorum. Çok güzel böyle. Tam bir adından anlaşıldığı gibi hani bir Miami esintisi veriyor size. Miami tarzı renkler kullanıyor. Bu güzel bir şey. Bu arada 1000 RPG olamaz. Diğeri spawn olmadı sanırım. Bu arada spawn olduklarında bu 3 yoldan birinde gözüküyorlar. O 3 yoldan birinde gözüktüklerinde işte tek yapmanız gereken vurmak oluyor. Bu arada inşallah dediğim gibi sesim iyi geliyordur size abi ya. Yani kulaklıkla uzun zamandır video çekmiyorum. Oyunun sesini bir tık az bıraktım. Yani 23 desibelde bıraktım. Herhalde şey, ama oyunun sesi önemli değil zaten. Önemli olan bizim size yaptığımız modlar. Modun olayı. Keşke MKV kaydetseydim. Belki oyunun sesini arttırırdım. Orada da bir hata yaptım şu an. Kayıda girerken onu yapma düşünmem lazımdı. Neyse, sağlık olsun. Şimdi gelelim modların olayına. Burada telefondan da modların isimleri açık ki size yardımcı olabilmek için. Burada efendim buradan Options kısmından Mod Options'a ulaşabiliyorsunuz. Burada görüyorsunuz bütün modlar burada. Better Boss modunda ben böyle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Botların canı en yüksekte. Bot hareketleri, dodge, tipi ninja, hasarları 5 kat daha fazla. Botlar Clocker'lar tarafından öldürülmüyor, tutuklanıyor. Savaş iyileştirmeleri, botlar polisleri, bizim dışımızda hakim ne demek olduğunu anlatacağım. Hiper refleksler, savaş iyileştirmeleri, bir tane de botlar flash grenade atar yapıyorum. Botlar düşman gördüklerinde, bu arada statta işe yaramıyor. Direkt çatışmada loot girdiğinizde kullanılıyor bu olayları, yani botlar aktif olduğu için. Her gördükleri düşmana flash grenade atıyorlar. Sınırsız atıyorlar çünkü botun özelliği bu. Botlar polislere hakim olayımızda şey, Keres Stacker'da da bu ayarları yapıyorsunuz. Hızlı koşup her şeyi taşımak için. Hotline Miami modunda da bir ayar yapmadım dediğim gibi. Botlar polislere bu arada şey, Free Flight kamerayı da F9'da açıyorsunuz efendim. Benim kameram kapatıyor ama size göstereceğim bir saniye. Burada sağ tarafta Move Speed vesaire var. Böyle ben bazen kamerayla işte şey çekmek için de kullanıyorum. Böyle fotoğraflarını çekmek için. Ama onun dışında kimseyi kandırmayalım. İşte Move Speed, Turn Speed, Game Speed, Fall bunları arttırabiliyorsunuz oyunda. Aynı zamanda oyunun hızını da arttırabiliyorsunuz. İşte Drop Player özelliği var. Şu an onu çözmeye çalışıyorum. Unutmuşum kullanmayı. Onun dışındakiler önemli değil. Drop Player ile de istediğiniz yere karakteri spawn edebiliyorsunuz. O Better Boss'taki polisler bağımsız olarak, polislere bağımsız olarak botlara hakim olayı da şu. Sizden şeysiz olarak, sizin haricinizde, bu arada kasa böyle boş gözüküyor. Bu drill açılmadan bu kasanın içindeki loot gözükmüyor. Şayet spawn olursanız ne olacak onu da göstereceğim birazdan içine. Botlar polislere sizin dışınızda hakim oluyor. Böylelikle siz istemeden botlar otomatikman polisleri rehin alıp onları bizim takıma çekebiliyorlar. Tabii ki de onun sınırı var. Perk sınırına göre işte. Atıyorum sen bir iki tane yapabiliyorsan onlar da bir iki tanesini alabiliyorlar. Böyle bir mod. Ha, buldum. Mouse 1'miş abi. Mouse 1 ile istediğiniz yere spawn olabiliyorsunuz. Böyle. Bu arada şeyi hatırlatmamda yarar var. Bu Keris Stacker Reloaded ve Free Flight kamera modlarını aktif kullanmak istiyorsanız oyunda host olmanız gerekiyor dostlar. Eğer şayet atıyorum ben buraya spawn oldum. Benim arkadaşlarım nasıl görüyor derseniz, bu arada duvarların içinden böyle kayarak görüyorlar. Bilginiz olsun. Biraz hileye kaçıyor ama maalesef hani Starbreeze'in, Payday'in onayladığı modlardan biri olduğu için böyle. Kasanın içine spawn olursanız ne oluyor? Anında bu oluyor. Tabii sonsuza kadar düşmüyorsunuz. Düşüp ölüyorsunuz. O yüzden hani çok efektif değil. Ama fotoğraf çekerken vesaire güzel bir şey. Drill açılsın, hatta göstereyim dediğim gibi. Kasanın içine. Son 6 saniye hocam geliyor. Ve işte karşınızda loot. Ha, gördüğünüz gibi loot. Orası açıldıktan sonra spawn oluyor. Ben genelde start oynarken, daha doğrusu solo oynarken, şuradaki kasayı açmayı beklerken lootları yapıyorum. Mail kutularını açıyorum ben. Posta kutularını yani. Ne yapıyorum? Drill'i açıyorum. Sonra kamera modülü içeri giriyorum. Bu paraları topluyorum önce tabii doğal olarak. Keris Stacker'ın güzel tarafı bu. Keris Stacker'ı bu arada solo oynarken çok işinize yarıyor gerçekten. Çünkü tek tek loot taşımak çok daha bir eziyet. Bilginiz olsun. Bu modların hiçbir hile değil bu arada. Doğrulanmış modlar. Ondan sonra da bu posta kutularının alayını açıyorum. Tabii ki de şu anda açmayacağım. Direkt bitireceğiz hiç uğraşmadan. Bir videonun da yavaştan sonuna geliyoruz.
Açıklamalar kısmında bu kullandığım 4 mod. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Daha önce eski kanalıma çekmiştim. Çok profesyonel bir video değildi. Bu sefer dedim ki gameplay ile göstereyim ya. Kardeşlerim benim görsünler. Hangi modları kullanıyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum. Bunları görsünler. Ona göre adam desin ki ha ben bunu kullanırım ya da yok ya bunu kullanmam kafasında hareket etsin diye düşündüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse dediğim gibi sizlerden ricam videoları beğenip kanala abone olmanız. Başka hiçbir isteğim yok. Sağ olun, var olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi kullandığımız HUD'un ismi Hotline Miami modu. İster açıklamalar kısmına ben virüssüz link koyuyorum. Korkmanıza gerek yok. Orada indirebilir, direkt kurabilirsiniz. Mod kurma videom da var YouTube'da. Onu da izleyip kurabilirsiniz. Ya da kendiniz de indirebilirsiniz. Onun dışında Better Balance modunu bulsanız bile 1.0 modunu bulursunuz. Ben dediğim gibi güncelledim, Türkçe haline getirdim. Onu bulabilirsiniz. Case Tracker Reloaded modunda dediğim gibi gösterdiğim ayarlarda yaparsanız çantaların ağırlığını belirliyor. 0.99 yazdığımız. Yani biz hafif yapıyoruz çantaları ki birden fazla sınırsız çanta taşıyabilelim. Onun dışındaki modumuzda Free Flight Camera'nın F9'da aktif edebiliyorsunuz. O C ve F tuşlarıyla sol ve sağ menüde hareket edebiliyorsunuz. Bir oyuncuyu da isterseniz mouse'un orta tuşuyla spawn edebiliyorsunuz. Ya istediğiniz oyun, istediğiniz karakterinizi istediğiniz yere droplayabiliyorsunuz. Belki stealth'te tek başına da sola çok zorlandığınız bir görev varsa bu sayede hızlı geçebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bu arada beğenirseniz sevinirim.